Gel. Aa canım. Gel bakalım, gitme vakti mi? Evet babaanneciğim. Ay. Ah canım. Çok özleyeceğim ben seni. Kendine çok iyi bak ama, tamam mı? Tamam. Ben iyi bakarım. Sen de iyi bak kendine. Damada da selam söyle. Ne damadı babaanne? Ne demek ne damadı? Bu ışıl ışıl gözler başka neyi izah edebilir ki? Bal gibi de hayatta. Değil mi? Çok mutlu ol inşallah. Güzelim. Ay, dur ağır ama. Aldım. Abla emin misin ya? Keşke gelseydik seninle havalimanına. Gerek yok. Turgut geldi zaten. O götürecek beni. Canım. Güle güle git, güle güle gel canım benim. Kendine çok iyi bak. Sen de canım benim. Yolun açık olsun. Sağ ol yenge. Oh canım. Zeren sana emanet ediyorum. Abla. Hep mutlu ol. Habersiz bırakmayacağım seni, tamam mı? Ama tabii saat farkı var şimdi. Ama gider gitmez yazarım yine de ben. Tamam, çok dikkat et, olur mu? Güle güle git. Saman, hadi iyi bakın kendinize, tamam mı? E hadi dikkat et. E hadi bildin. Bedir iyice ağlatmayın şimdi. Ya hadi ağlatmayın, tamam. Hazır mısın? Hazırım. O zaman gidelim. Açıkta seni daha büyük bir tekne bekleyecek, tamam mı? Tamam. Gideceğin yere o götürecek. Kıyıya da kayıkla geçeceksin. Şunu verip... Hoppa. Sağ ol Turgut. Benden selam söyle. Gel. Hop, yavaş. Kaptan, sana emanet ha. Eyvallah. Hadi bakalım. Ben şu ön tarafı çözüyorum.
Yazar mısın bana? Bu adamlar kimler için bekliyor? Aynen öyle. Harika şimdi paşam iyileşir kendine gelir. Güçlü adamdır ama bizim bir şekilde onu buradan çıkarmamız lazım. Bu adamlar buradayken işler hiç iyi gitmez. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya bir plan düşüneceğim ama şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Risk alamayız Turgut. Kemal'i burada tutamayız. Ne yapacağız? Bir planım var. Paşam. Merak etme paşam. Veda konuşması yapmaya gelmedim. Yakında görüşeceğiz. İyi uykular. Beyefendi ziyaret saati değil. Lütfen çıkar mısınız? Ya biliyorum, çok özür dilerim. Ben baktım birilerine sormak için ama kimse yoktu. Öyle girdim. Affedersiniz. Hemen çıkıyorum. Lütfen. Hastanın dinlenmesi lazım. Sakin, sakin, sakin. Ömer. Bakıyorlar. Hasta duruma eksi. Ölüm saati 2:28. Maalesef hastanızı kaybettik. Sizin yüzünüzden. Harika. Oldu mu Allah belanızı versin? Harika, tamam. Defolun, tamam, defolun. Beyefendi burada olamazsınız. Lütfen çıkar mısınız? Beyefendi çıkar mısınız? Burada olamazsınız. Beyefendi çıkar mısınız? Nedir bu Ali Tahir Bey? İlk kez görüyorum. Bu çok zehirli bir bitkidir Kemal. Kalbi durduracak kadar zehirli. Ama bir özelliği daha vardır. Aynı zamanda panzehirdir de. Doğru dozda alınırsa kalbi tekrar attırabilir. Ne bu ya? Yangın alarmı. Yangın alarmı mı? Git abi sen git, git yardım et. Ben ölümü bırakmam burada, git. Paşam. Ne haber? Harika. Tut. Tut tabii. Yavaş. İyi misin paşam? Ha? İyi misin? Gel. Yavaş. 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 Yavaş.
Tamam, tamam, tamam. Tuttum, tuttum, tuttum. Yavaş, hadi. Çıksana. Hadi, hadi paşa. Geçeceğim, kusura bak. Hadi, burası bende. Bekle, bekle. Yavaş. Gidebilecek misin bu halde? Sen beni merak etme. Ortalık durulunca yanıma gelir misin? Bilmem. Gelmeli miyim? Seni bekleyeceğim. Gelmek istersen Turgut'a söylemen yeterli. Yerimi bir tek o bilecek. Yardım edin. Hoş geldin. Hoş buldum. İyileştin mi? Şu an iyileştim. Hadi gidelim. Kaptan, bavulu verir misin? Sağ ol. Günaydın. Uyanmadım da rüyada mıyım yoksa hala? Eğer bu bir rüyaysa da benim 130 yıldır gördüğüm en güzeli. O kadar zor oldu ki. Yani Kemal hala hayatta, yaşıyor dememek için o kadar zor tuttum ki kendimi. Ama planınız müthişti Yazar Hanım. Vallahi orada senden feyiz aldım.
Ali Tahir'in simya ve ziraatle uğraştığı dönemlerden. Ama tabii Turgut olmasa hiçbir anlamı yoktu. Turgut aslında hazırlıklıydı ama panikten kafası karıştı herhalde. Senin onu uyandırman iyi olmuş. Yani buradan esinlendik de robanın sonunu getiremiyorum. Bir türlü onu ne yapacağız? Bence biraz zaman ver kendine. Eminim yazacaksın. Daha ne kadar kalacağız burada peki? Yani ne kadar saklanacağız, ne kadar Edvek'lere yalan söyleyeceğim? Peşimdeki adamlardan kurtulduğumuza emin olana kadar. Ya burada benimle sıkılırsan? Sen sıkılır mısın? Ben. Ben hayatta sıkılmam. Madem bundan eminsin, o zaman harika. Hı. Benimle evlenir misin? Evlenirim. Evlenirim. Sen benimle evlenir misin? Ben seninle evlenirim. Seninle yaşlanırım. Seninle her şeyi yeniden keşfederim. Mucizem benim. Hazır mısınız Harika Hanım? Hazırım Kemal Bey. Birbirinizi sonsuza dek sevmeyi, korumayı, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, mutlu zamanlarda ve zor zamanlarda birbirinize eş olmayı, ömür boyu bir yolu el ele yürümeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Bravo. Bravo. Sizler de şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. Lütfen imzalarınızı atın. Şöyle. Hanımefendi. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Tebrikler. Buyurun. Bravo. Bravo. Buyurun ben size şunu takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Koş koş o müziği aç sen. Teybe dur. Koş. Git git git. Hoş geldin. Yeni vazifem belli oldu. Aa. Ne vazifesi? Ziraat mühendisi. Nasıl yani? Eski mesleğime geri dönüyorum. Birilerinin buradaki kuraklık sorununu el atması gerek değil mi? Eğer doğru fidanları ekersek 20 yıl içinde buralar yemyeşil olur. Tarım arazileri de elverişli. Zaman... Tebrik ederim yüksek ziraat mühendisi Mehmet Yurtsever. Sizin iş ne alemde yazar hanım? Benim iş son bir sayfası kaldı, artık yarın hallederim diye düşünüyorum. Biraz kaytarıyorsunuz bence. İlham alıyorum diyelim.
Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Kasabaya indim. Doktor randevum vardı da. Bir şey mi oldu? Hamileyim. Bir tanem benim. Bir tanem. Dünyanın en güzel hediyesini verdin bana. Teşekkür ederim. Demek ki kızımız olacak. Kızımız olacağını nereden biliyorsun? Çünkü düşümde gördüm. Kütüphanede beni öpmüştün ya. O an seni, beni, kızımızı böyle bir bahçede görmüştüm, hayal etmiştim. Teşekkür ederim. Kemal, saçların... Ne oldu saçma? Evet, biraz dağılmış. Romanın sonu belli sanırım. Romanın sonu bizim başlangıcımız. O kurşun 100 yıl sonra tekrar kalbine saplandığında Mehmet'in alameti mucizesi de kaybolmuş. Tekrar herkes gibi yaşlanan bir adama dönüşmüş. Bu durumdan çok da mutluymuş. Onu vuran Canan, kasten adam öldürmekten yargılanıp müebbet hapis yediğinde herkese Mehmet'in aslında yaşlanmadığını haykırmış. Ancak kimseyi inandıramamış. Üstelik 130 yaşındaki Mucize'yi öldürdüğü için onu cezalandırıp bu konuyu sonsuza dek kapatmışlar. Zavallı Canan, önünde onca fırsat varken İntikam hırsından, öfkesinden bir türlü vazgeçme işinin bedelini canıyla ödemiş. Aa, harika arıyor. Alo, harika. Halacığım. Ah canım. Kitabın şahane olmuş. Ah kızım ya, çok özledik. Ne zaman geliyorsun? Müsaitseniz yarın geleyim diyorum. Ne? Yarın mı? Evet, yarın geleceğim halacığım. Hem size çok büyük bir sürprizim var. Aa, ay hadi gel, bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Güzelleşmişsin. Çok özledim seni. Babaanneciğim. Gel benim. Güzelim. Canım benim. Hoş geldin. Çok özledim sizi ya. Taci Dağlan nerede? Buradaydı. Dağlan. Kızım. Canım, canım. Hoş geldin. Ay ne kadar güzelleşmişsin. Sürpriz, sürpriz ne? Bir derin nefes alın. Geliyor sürpriz. Ay hakikaten ben de merak ettim. Nedir sürpriz? Hadi artık. Bak orada. Nasıl ya? Turgut. Yaşıyor.
Evet, öyle aşkım. Kemal ölmedi. Bu küçük hanım da Deniz. Deniz. Canım. Deniz'cim bak. Bunlar bizim ailemiz. Hoş geldin. Ay, çok güzelmişim. Hoş geldin damat. Nerelerde kaldın? Gel bakayım. Çıkmış bu. Gel, 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 gel. Gel bana, gel, gel. Sen ne güzel bir şeysin böyle. Ne güzel bir şeysin. Oh, mis gibi kokuyorsun. Hadi buyurun, buyurun sofraya. Hadi, hadi, hadi. Gelin, 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 gel. Anlatacağım. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şok atlatamadı da. Hadi buyurun yemeğe geçelim. Hadi. Hadi geçelim. Ben inanamıyorum. Bütün gün yolda. Ah canım benim ayol. Yani siz baya baya kendinize öldü göstertip izninizi mi kaybettirdiniz? Ay selamın kavlan, selamın kavlan. İyi de siz kimden kaçıyordunuz ki bu kadar? Ya o mevzu öyle değil aslında, biraz karışık. Söz veriyorum ben sana daha sonra anlatacağım yani hepinize. Ama bu olayların hepsi aslında biraz Canan denen kadın var ya onunla alakalı. O yüzden bugün bu soruyu soruyorsun. Anlatacağım sonra söz. Yani... Bari bana söyleseydin. Yani ölüyorum yıllardır vicdan azabından. Aşkım çok özür dilerim. Ay yok ben rüyada gibiyim. Ben de dayanamayacağım. Ben dokunacağım yani. Emin olmam lazım. Aa vallahi o. Ay Kemal Bey. Ay yaşıyor ya. Ay ilahi. Halacığım vallahi kusura bakmayın yani söylemeyi çok isterdik ama riskli olurdu. Özür dileriz. İyi de yani kalbi durdu. Ölüm raporunu gördük. Cenazeye bile gittik. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ölmemiş işte. Amma uzattınız. Harika abla artık bunları da bir roman yaparsın. Tabii senin bu 130 yaşındaki adam kadar tutmaz ama yani bu da ilgi çekici. Ay hakikaten ya. Roman gibi bir hayat bu. Ay Deniz de çok güzel ya. İnşallah şansı da güzel olur. Sağ ol yenge. Ay ablam da keşke burada olsaydı. Ya. Ben aradım. Selam söyledi hepinize. Tabii. Başında da kavak yerleri. Ne? Ay vallahi bilmiyorum. Ben kendi geldiğinde söylesin. Dayanamayacağım ama söyleyeceğim. Ya söyle baba. Söyle. Bir beyefendiyle tanışmış. Bak bana da söylemedi ha. Sacide ablan geliyor arkandan yetişmek üzere. Hadi bir depar. Dördüncüyü kap git. Ay bak ya, aklıma neler sokuyor şimdi durduk. Allah tövbe tövbe. Canem ya. İnsan ne için yaşar? Her gün yeniden inanmak için. Hatalara, pişmanlıklara rağmen ayağa kalkabilmek için. ...30 Ağustos 1922. Bu ülkenin kurtuluş günü, bir milat, tarihimizin en önemli başarısı. Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte çarpışan değerli askerlerin bize en büyük armağanı. Yarın devam ediyoruz, tamam mı? Buradan.
Hadi bakalım. Görüşürüz. Yaşamı tüm getirdikleriyle olduğu gibi kabul edebilmek için. Bir kadını, bir adamı tüm kalbiyle sevebilmek için. Bir ağaç, bir çiçek olsun dikebilmek için. Çocuğun kahkahası, bir sofranın tadı tuzu için. Sevdiklerine sarılmak ve tüm dünyayı bu sevgiyle değiştirmek için.